Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mersin'in Washington'a davet etmesine değinen Hacıyev, bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme beklemediklerini söyledi. ABD'nin Minsk grubunun eş başkanlarından olduğuna dikkat çeken Hacıyev, Washington'un sorunun barışçıl yoldan çözülmesi için çaba gösterdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. Azerbaycan'ın 30 yıldır müzakereler yürüttüğünü hatırlatan Hacıyev, müzakerelerde başarısız olunmasının sorumluluğunu aynı zamanda Minsk grubu eş başkanlarının da omuzlarında olduğunu sözlerine ekledi. Ermeni hükümeti 20 Ekim'de bir karar verdi. Ermenistan hükümeti vermiş olduğu kararda Türk ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı. Karar 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili RIA Novosti tarafından Ermeni Bakanlar Kurulu'nun basın servisine atıfta bulunarak bildirildi. Ermeni tarafı kararın güvenlik amaçlı olduğunu söyledi. Nedeni ise Karabağ sorununda Türkiye'nin Azerbaycan ile yakın işbirliği içinde olmasıdır. Yakın zamanda kurtarılmış olan Zengilan bölgesinde Azerbaycan camisi Ermeniler tarafından domuz çiftliğine dönüştürüldü. Konu ile ilgili Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolu Nasime Ageyev Twitter hesabından bir video paylaştı. Nasime Ageyev paylaşmış olduğu videonun hakkında ise Azerbaycan'ın mirasını tamamen görmezden geldiğinin göstergesidir. 30 yıllık aşağılanma ve yıkım diye yorum yaptı. Azerbaycan'da Ermeni kiliselerinin hala korunduğuna dikkat edilmelidir. Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de Ermenilerin sivillere roket saldırıları sırasında bir Ermeni kilisesi bile hasar gördü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün yerel saatle 7 civarında Siyezen iline 3 füze, saat 9 civarında ise Gelebe iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi. Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. İngiliz Yabancı Gazeteciler Cemiyeti'nin online etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Başkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den yapılan açıklamada diğer ülkelerden insanlar Ermeni tarafında savaşıyor. Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devleti, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermeniler de Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne katıldıklarını belirtti. İlgili ülkelerden Ermenistan'ın Ermeni kökenli vatandaşlarını savaşta kullanmasını, bu kişilerin Azerbaycan ordusuna karşı savaşarak Azerbaycanlı sivilleri öldürmelerini durdurmasını isteyen Hacıyev, aynı zamanda PKK terör örgütünün savaşa dahil olması konusunda endişemiz var. Onlar da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri saplarında yer alıyor. PKK'lı teröristler Ermenistan Silahlı Güçleri'nin ilk savunma hattında görevlendiriliyor diye konuştu.